Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar bugün sizlerle şimdiye kadar gerçekten de hiç yapmadığım bir açılımı yapmayı planladım e, açılımımızın ismi flört, flört ederken hangi özellikleriniz karşı tarafa itici geliyor onu sizden soğutuyor ve bunu nasıl düzeltebilirsiniz adlı soruyu sorup cevabını almak istedim sevgili arkadaşlar eğer ki sizin de böyle bir sıkıntınız varsa bu video size iyi gelebilir Şimdi tam iki tane destem var. Hangisine çekilirseniz bakalım cevap ne olarak gelecek. Birazcık daha yakınlaştırayım hatta şöyle size. iyice görün. Bakalım flört ederken hangi özellikleriniz karşı tarafa anlamsız, itici, kötü geliyormuş. Belki de hiçbir şey kötü gelmiyor bunu bilemeyiz. Bir soralım bakalım aklımızda kalmasın. Hani varsa da bir şey bunu nasıl düzeltebiliriz? Zaten tavsiyelerini de kartlar kendi içinde bizlere verecektir. Birinci destemiz, ikinci destemiz. Dilerseniz ben hemen birinci destemizden başlamak istiyorum. Şöyle turuncumuzu kenara alalım. Evet büyü blokaj da geldi. Hadi bakalım hayırlı olsun demiyoruz tabii ki de. Onu ben mahsus şaka olarak söyledim. Hemen üstüne bir tane kart almak istedim. Şimdi yukarıdaki değnek kraliçesini böylelikle anlamış oldum. Tamam. Peki. Şimdi birinci desteği seçenler. Geliyoruz. Bir soruyoruz bakalım sorunumuz, burnumuz neymiş bizim? Çok güzel bir kart geldi. Çok hoşuma gitti. Son kartımızı da bir alalım ve hemen şöyle bir başlayalım. Enerji kartları nedense ters koymak geldi içimden. Zengin evren hepsini verecekti de size en son kartımızla birlikte Bizon ruhu geldi. Çok güzel bir karttır. Şimdi bunu şöyle kenara alıyorum. Şu büyük blokajın üstüne ne gelmiş bir bakalım. Raz gelmiş. Senden sakladığı başka bir yüzü hayatı var. Sırlar saklanıyor. Gizemli bir kişilik. Sırlar açığa çıkabilir dedi. Hmm. Buraya bakacağız. Dünya kartı gelmiş enerji kartı olarak. Yedinci çakramız gelmiş. Bir de bağlılık kartı gelmiş. Beş numara ile. Peki. Şimdi burada karşı tarafa soğuk veya itici gelmektense şöyle bir açılış yaptık sevgili arkadaşlar. Kupa Prensi ile ve Aziz Kartı, Adalet, Aşıklar, Tılsım Kralı, Araba, Değnek Kraliçesi. Şimdi sizi eğer ki bir bayansanız burada size uygun olmayan kişiler sizden statü olarak, yaş olarak, eğitim olarak, yaşam, yaşam tarzı olarak az gelen Maddi anlamda da az gelen erkekler denk gelmiş Niyetleriniz hep güzelmiş, evlenmekmiş ee, Son derece de adil insanlar olarak da görünüyorsunuz İlişkileriniz de olsun Daha başka herhangi bir konuda da olabilir Fakat burada sürekli şimdiye kadar aranıza anneci erkekler gelmiş girmiş daha doğrusu. Şöyle aranızı e, aranızda demeyeyim de şöyle toparlayayım. Hayatınız hep annesine çok düşkün erkekler denk gelmiş. Sürekli annesiyle sizin aranızda bir seçim yapmak durumunda kalmış. Ve en sonunda da annesini seçip arazi olup gitmiş sevgili arkadaşlar. Şu anda e, birçoğunuzun erkek arkadaşları, ex partnerleri, geçmişte olanların çoğunluğu il ya da ülke dışında veya da sizden mesafece uzaktalar olarak görünüyor. Sizler Koç Aslan Yay Burcu kadını olabilirsiniz. Değilseniz de burada çıkan burçları da söyleyeyim. Boğa, Terazi, İkizler, Yengeç, e, Koç Aslan Yay bir de Boğa Başak Oğlak olarak geldi. Neredeyse su grubu hiç yok. Su grubu ilk başta çıktı ama o çok az bir enerjide çıktı. Şimdi evlilik konusunda düşlerinize inanmanız gerekiyor. Her, yani... Şu anda her şey bitmiş değil sevgili arkadaşlar. Ama siz bir tamam mı devam mı aşamasındasınız kendi zihninizde e, ve bunun için size bir ilham gelecek e, ilahi e, adalet söz konusu çünkü sizin de aklınıza bir şeyler gelecek ve siz diyeceksiniz ki ya ben bu kişiye bağlılık çalıştırdım bağımlılık çalıştırdım diyeceksiniz e, ve ya da sizi tutan bir şeyin olduğunu sizi e, özgür bırakmayan bir şeylerin olduğunu da keşfedecek olabilirsiniz. Gelelim büyü blokaja. Tam da evlilik Aziz'in altına geldi. Genelde bu tarz erkeklerin size denk gelen erkeklerin çoğunluğunun hep böyle sizden sakladığı gizlediği hep bir şeyleri varmış maddi durumu olabilir iyidir kötü der demiştir size işte aklım çok karışık diyordur aslında bir karar vermiştir Bekarım diyordur aslında evli çıkmıştır yani sizden sakladığı bir yüzü olmuş hep birilerinin bu erkeklerin sırlarını açığa çıkartmışsınız ve bu şekilde de hep böyle tamam mı devam mı noktasında artık gitmeye karar vermişsiniz. Her ne kadar da gitseniz de bu kişilerle geçmişteki ilişkilerinizle yine de minik de olsa bir bağımlılık çalıştırıyorsunuz yani bu insanlarla geçirdiğiniz güzel günler sizler için önemli. Tabii ki güzel anlarınız oldu. Bunları da bazen hatırlıyorsunuz. Kızmanız gerekirken bazen ona gülüyor bile olabilirsiniz. Boğa, Başak ve Oğlak erkeği ise özellikle. Bu kişi sırra kadem basıp gitmiş. Hani böyle bazı erkekler şöyle yapar. Hep duyuyoruz, görüyoruz zaten hiçbir şey yokmuş gibi konuşur. Sabah bir bakmışsınız artık sizinle ilgilenmiyor. Başka birisiyle pat resmini koymuş veyahut da e, size soğuk davranır biraz böyle. Ondan sonra da bir bakmışsınız başka birisiyle resmini koyunca sizin anlamanızı ister ve sizin gitmenizi ister. Hani o terk etmiş olmasın hasbam siz terk edin ister. Hani ben terk etmiş olmayayım beddua almayayım tarzında düşünen erkeklerdir bunlar çok tehlikeli erkek çeşididir bu erkeklere dikkat etmeniz gerekiyor gördün deli dön geri diye bir laf vardır ya bunu yapmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar gördün ilgisiz alakasız ahlaksız dön geri hiç müdananız olmasın bir erkek sevdiği kadını mutlaka el üstünde tutar. Mutlaka ona zaman ayırır. Mutlaka ona hediyeler alır. Mutlaka ona cebinde 1 lirası olsun, 50 kuruşunu size verir. Ya da tamamını bile veren var. Erkekler sevdikleri zaman çok verici olurlar. Kadın da e, şimdi e, eril dişil enerjide erkeğin e, sevdiği kadına verici olması gerekiyor maddi manevi anlamda. Kadının da alıcı olması gerekiyor. Bu budur yani. E, enerjisel olarak yani alışveriş dengesi olacak aranızda sevgi alışverişi o sevgisini gösterecek size hediyeler alacak bu işler böyledir sevgili arkadaşlar öbür türlü ya parası yok ah canım olmasa da olur işte e, bir lokma ekmeği var benimle bölüşüyor filan böyle acımayacaksınız ne yazık ki çok üzgünüm çok özür diliyorum ama gerçekten acıdığınız zaman merhamet gösterdiğiniz zaman anın enerjisiyle hemen tepenize çıkmaya başlıyorlar. abi beni böyle kabul ediyor zaten ben gideyim başkasıyla. Başkasını akıtıyor adam gidiyor cebindeki bütün parayı başka bir kadına veriyor. Hem de sizden çok daha çirkin, çok daha beceriksiz, çok daha işe yaramaz bir kadın buluyor. Hala bunu anlayabilmiş değilim. Ama mümkün olduğu kadar iki ilişkiler konusunda böyle açıklama yapmaya çalışacağım sizlere elbette ki. Burada sizin bir kabahatiniz yok sevgili arkadaşlar. Siz böyle denk gelmişsiniz toparlayacak olursak. Hep anneci ana kuzusu erkeklere denk gelmişsiniz ve anneyi seçmiş. O tarafı seçmiş. Çünkü anne annede para var. Annede bir mal mülk var sevgili arkadaşlar. Bu mal mülk onu cezbediyor. Ya şimdi diyor niçin sevmediği bir şey yapayım. O yüzden e, ben annemi anne tarafını yani annemin sözünü dinleyeyim. Uzaklaşayım gideyim diyor öyle bir kafa yapısında erkeklere denk gelmişsiniz. Peki, erkek izleyiciler olarak şimdi söyleyelim. Eğer erkekseniz de, sizin için de benzer şeyler söyleyeceğim. Burada sevdiğiniz kişilere karşı hep az ve yetersiz kalmışsınız. Evlilik konusunda özellikle de hiç evlilikten bahsetmemiş gibisiniz. Hep sürekli böyle çay içelim. Gidelim. Şu ge gelir misin? Konuşalım mı? İşte mesajlaşmalar hep böyle ilerlemiş. Ciddi ciddiyet konularına girme fırsatınız olamamış. Zaten Büyü blokaj burada verdi. Ve hep karşı taraftan bir şeyler gizlemişsiniz bakın. Kartımıza bakar mısınız? Hep susmuşsunuz, hep gizlemişsiniz. Bir şeyler var gizlediğiniz bir şeyler olmuş karşı taraftan. Ve bu da sizi tamam mı devam mı konusunda bir yol ayrımına getirmiş. İlişkilerinizde bağlılık yaşamışsınız. Ve ne yazık ki sizde de anne figürü aklınızı karıştırmış. Yani sana helal etmem hakkımı dediğinde işte o kızı ter, o kızı istemem. Yok olmaz. O sana uygun değil dediğinde hiç düşünmeden arazi olup gitmişsiniz. Hep de böyle ilişkilerinizden böyle uzun zamanlar geçmiş sevgili arkadaşlar. Hep uzaklaşmayı tercih etmişsiniz. Aranıza sevdiğiniz kişiyle aranıza birini sokmak hep sizde yaşanmış bir olay. Yani hep aranıza birileri girmiş olmuş yani. Bunu yaşamışsınız. Peki şimdi gelelim. Bu döngüden nasıl çıkacaksınız? Aslında burada yapmanız gereken şey şu: annenizi artık dinlememek ya da herhangi bir üçüncü kişiyi artık dinlememek. Özellikle de artık burada e, yaşınızın ilerlediğini görüyorum. Yani bir otuzların üstüsünüz, belki kırkların üstüsünüz. O yüzden yani artık e, şunu, şu şeyi yapmayın kendinize. Özgürlüğünüz çok önemli. Fikri hür vicdanı hür olacaksınız, olmalısınız. Böyle olmaz, böyle esir hayatı yaşarsınız bakın. Bir erkek olarak size böyle yaşamak caiz midir diye soruyorum. Niye olsun? Sizler karar vereceksiniz erkekler. Erkek izleyiciler siz diyeceksiniz ki ben kararlıyım. Ben bu insanla evlenmek istiyorum. Anne, baba ya da sizin üzerinizde kim daha çok yetkiye sahipse diyeceksiniz böyle böyle bize izin verin ya da yani ipler kopacak ipler gerilecek yani kavgaya dövüşe hiç gerek yok ki bizim toplumumuzda muhakkak ki böyle düğün nikah işlemleri esnasında öncesinde ve sonrasında mutlaka kavga gürültü oluyor ama Avrupa ve diğer ülkelerde Deniz aşırı, okyanus aşırı ülkelerde böyle şeyler hiç mevcut değil. İki insan anlaşıyor. Ayrı eve çıkıyorlar. Tabii bu kısmı bizim Türk toplumuna uygun değil. Ondan sonra ailelerle tanışılınıyor, nikah oluyor, balayına gidiliyor veya bir tatile çıkılıyor ve sonra tekrar normal hayatlarına geri dönüyorlar sevgili arkadaşlar. Bizde ise kızın erkekle konuşması ortaya çıkınca kavga erkek istemeye geliyor kavga. Nişan oluyor kavga. Nikah oluyor kavga. Düğünden sonra balayına gidiliyor kavga. El öpmeye geliniyor yine kavga. Ondan sonra bizde normal hayata dönüş oluyor. Hep bir çekişme, hep bir önce sen önce bana gelecekler, önce sana gidecekler. Yok şu kadar altını takıldı. Yok bu altınlar bizim, bu şeyler sizin. Yok işte eve şunu almadı, eve bunu almadı. Şu eksik, bu eksik. Arkadaşlar olduğu kadar artık. Yani e, çok büyük rakamlar harcayacak durumda iseniz bile aslında olduğu kadar olmak zorunda. Çünkü artık her şey çok pahalı olmaya başladı ve siz yuva kuramayacak mısınız? Siz evlenemeyecek misiniz? Sırf bunlar yüzünden. Karşınızdaki kadının Size olan sevgisine, samimiyetine, dürüstlüğüne bakacaksınız. Size sadık mı buna bakacaksınız. Sizinle e, uzun seneler gidebilecek mi? Çocuk sahibi olduğunuzda çocuklarınıza bakabilecek mi? Eğitebilecek mi? İşte... E, yemek nasıl yapar? Damak zevkinize uygun yemekler mi? İşte çok uyumlu olmanız gerekiyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Böyle uyumlu birisini bulduktan sonra anneniz araya girince yok bu kız sana olmaz deyip de tamam anne deyip de geri dönmenin bir manası var mı? O insana da yazık, size de yazık. Ama annenize ne yazık ki? Yazık olmuyor burada. Anneniz egosuyla birlikte yaşıyor egosuyla birlikte sizi mutluluğunuzdan ediyor. Belki 5 sene önce evlenecektiniz. Belki 10 sene önce evlenecektiniz. Ne oldu şimdi buna değer mi? Değil mi? Ya da belki hala aklınız o insanda kaldı. Önünüze çıkan insanlar hiç sizin beğendiğiniz tarzda olmadı. Belki o insan gitti başkasıyla evlendi. Ne oldu belki kaybettiniz o kişiyi. Hiç bunlara değer mi? Kararlı olacaksınız. Karar vereceksiniz artık. Başkalarını dinlemeniz doğru değil. Peki, ben bunu yapamam. Ben bunu yapamıyorum zaten. Bu yüzden oluyor diyorsanız şimdi geliyoruz artık. Beni dinleyen bayan izleyiciler iseniz sizin için bir tane kart alacağım. Bakalım sizin için ne tavsiye edecek. Beni dinleyen erkek dinleyiciler izleyiciler için de bir kart alacağım. Bakalım sizlere neyi tavsiye edecek. Öncelikle bayanlardan başlayalım. Size bakalım ne geldi. Eski sevgilin arayabilir. Geçmişin kapını çalmaya hazırlanıyor. Eskiyle bağın henüz kopmadı. O seni düşünüyor, seni aramak istiyor. Yarım kalan aşk enerjilerini şimdi kucakla. Olumlama: Geçmişin vereceği mesajı sevgiyle kabul ediyorum. Yorumlar kısmına "Geçmişin vereceği mesajı sevgiyle kabul ediyorum" diye yazın enerjiye dahil olun sevgili arkadaşlar. Daha çabuk daha hızlı olsun. Peki şimdi bunun üstünde daha da konuşacağız. Ee, erkek izleyiciler dinleyiciler için bakalım sizin için bu döngüden nasıl çıkabilirsiniz? Elinizden bir şey gelmiyor olabilir sevgili arkadaşlar. Karar vermek, rest çekmek hiç de zor, hiç de kolay değildir biliyorum elbette ki. Bakalım sizin tavsiye ne geldi? kişisel koruyucu meleğinden yardım al. Şimdi yatak odanda bir melek köşesi kur. Melekli objeleri, melek kutunu ve günlüğünü buraya koy. Şeker ve sevdiğin başka elementleri de ekle. Gün içinde dileğin ve duaların için buraya gel. Hiçbir isteğin geri çevrilmeyecek. Saf enerji seninle iyi kalbin ve içindeki ses sana rehber olacak. Kişisel koruyucu meleğine bir isim var. Her istediğinde yanında zaten seni duyar ve hep senin iyiliğin için çalışır. Ondan her zaman yardım dileyebilirsin. Sınırsızca, zor anlarda ve her koşulda korunduğunu diyor. Şimdi e, bizim e, inancımızda böyle hani bir köşe yapmak, hani oraya en sevdiğimiz objeleri koymak diye bir şey yok biliyorsunuz. Ama burada almanız gereken şey şu. Bol bol dua edin Allah'a. inancınız doğrultusunda elbette ki yani Allah'a inanıyorsanız diyeceksiniz ki işte demek ki bakın size bir... E, bir olumlama yapmanız gerekiyor. Yani sizin desteğe ihtiyacınız var buradaki karttan anladığım kadarıyla. Yani koruyucu meleğinden yardım al diyor sevgili arkadaşlar. Sizin çok yardıma ihtiyacınız var. Yani dediğim gibi anne enerjisi ya da başka bir kadın enerjisi eski eş de olabilir. Eski kayınvalideniz de olabilir bu arada. Ablanız olabilir, kız kardeşiniz, kızınız olabilir. Ama bir kadının sizin ilişkilerinizi hep araya girdiği çıkıyor. Bu etkiden, bu onu kıramamaktan, bu ona olan bağlılığınızdan çıkmanız, kurtulmanız lazım. Bunun için de ilahi sisteme kendinizi bırakmanız ve aynı zamanda da dua okuyarak, dualar ederek Allah'ım sen beni koru, sen beni bu içinde bulunduğum durumdan çıkart diye dua edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi Tekrar dönelim sevgili bayan arkadaşlarımıza. Şimdi demiştik ki hani sizinle ilgili hiçbir sorun yok sevgili arkadaşlar. O yüzden eski sevgilin arayabilir dedi. Bakın gerçekten sizin yapacağınız bir şey yok siz hep ana kuzusu erkeklere denk gelmişsiniz. O yüzden bakın eski sevgilinizle aranızda hala bir tanesiyle bitmeyen bir durum var. En az bir tanesi çünkü bilmiyorum. Geçmişin vereceği mesajı sevgiyle kabul ediyorum demeyi sakın unutmayın. Yorumlar kısmına yazın. Dinleyen herkes ve ihtiyacı olan herkes bunu yapsın. Topluca bir güzel bir enerji ağı oluşturalım ve sizler için evrene sisteme gönderelim. Daha çabuk olsun. Şöyle 3 tane kart almak istedim sizler için. Bu gelecek olan erkek toprak ve hava grubu olarak geldi. Bir de değnekler geldi ama yine su grubu yok dikkat ederseniz olmayabilir. Ee, su grubu da direkt su grubu da olabilir ama şöyle bir enerjide. Başka elementlerin enerjisinde kalmış bu insan. Kendisi gibi olamıyor. Bir kere buradan bunu anlayabiliriz eğer balık, akrep ve yengeç erkeği için bakıyorsak sizler için. Ama yok hayır buradaki gerçekten de bu üç burçtan birisi çok güzel uyumlanıyorsanız. Tılsım Şövalyesi ile birlikte bu kişi size gelmeyi çok istiyor. İstemiyor değil gerçekten de ama bazı kuralları var. Kendisini kendi kendisini engelleyen bir insana benziyor bu. Ya da bir kısmınız için. Siz ona engel koymuşsunuz. Siz onu sosyal medyadan da engellemiş görüşmüyor olabilirsiniz. Bu konuda da kendisi çok tedirgin. Peki engeli engelli olanlar hani sizden bir engel varsa engeli kaldırırsınız. Bu kişi gelecek mi? Şimdi uzun zamandır aranızda bir şeyler olmuş. Evet artık bu hmm. şimdi şöyle çok yaralamış sizi. O yüzden hani sizin gene de eğer ki bu insanı istiyorsanız bir engeli kaldırın bakalım. Hani biraz zaman geçecek ondan sonra size yazacak olarak görünüyor. Ama dediğim gibi eğer ki engelsizseniz yani engel koymadıysanız buranın enerjisi daha aktif olacak. Engeli kaldırın. Siz de yorumu yazın, olumlamayı yazın buradaki gibi. Geçmişin vereceği mesajı sevgiyle kabul ediyorum. Bu yorumların enerjisine katılın. Her şey daha çabuk olsun sizler için. Demek ki eski sevgilinizden bir kişinin sizinle evlenebilme potansiyeli var sevgili arkadaşlar. Büyük blokaj sebebiyetinden dolayı aslında temelinde bu var. E, ayrılmışsınız. Halbuki bu kişi sizin kısmetinizde olan birisiymiş. Buradan bunu da anlıyoruz. Çünkü tekrardan geri gelecek. Bakalım kim gelecek sevgili arkadaşlar. Şimdi erkek izleyicilerimiz için dediğim gibi burada sizlerin e, dua etmenizi Dilek dilemenizin e, Gerektiğini söyleyen bir kart geldi Evet Şimdi evlilik konularında Siz beklenti içerisindesiniz Pişmanlık yaşamışsınız Memnunsuz bir ifadedesiniz Evlenmek istiyorsunuz Fakat böyle biraz süngünüz düşmüş gibi görünüyorsunuz Yani çok memnunsuzsunuz Artık kimseyle olamayacağınızı düşünüyorsunuz Ama önünüzde bir Evlilik enerjisi var yok değil bakın direkt geldi tabii ki şeytan enerjisi erkek izleyicileri ya da e, söz konusu olan karşı taraf erkekse ondaki blokaj işleri daha çok var yani sizde değil o tarafın blokajları var ondan dolayı sizler tutulmuşsunuz sevgili arkadaşlar ama şimdi şöyle erkekler erkek izleyiciler kesinlikle ego yapmamanız gerekiyor. Ego yapmadan iletişim haline geçmeniz gerekiyor. Aklınızdaki kişi kimse hani birisi geliyorsa aklınıza yani şu kişi olsaydı iyi olurdu. Ee, yani keşke konuşabilsek görüşebilsek dediğiniz noktada bütün egonuzu bırakıp doğruca bu kişiyle iletişim haline girmeniz gerekiyor. Bakın sekizli bir vakit verdi. En geç 8 gün içinde, 8 saat, saat 8, akşam 8, sabah 8 hiç fark etmez. 8 sizin uğurlu rakamınız. Bugün ayın 18'i. Bugün bile olabilir. 28 olabilir, 8 Haziran olabilir. Bunları es geçmeyin. Bir iletişim halinde olmanız gerekiyor. Artık egoyu bırakmanız gerekiyor. Ee, artık, sevdiğiniz kişiye yönelmeniz gerekiyor. Kendinizi göstermeniz, kanıtlamanız. Bak ben buradayım. Ben seni unutmadım. Bitmedi. Şimdi bunu tekrardan e, restore etmemizin zamanı geldi ve artık ciddi olmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Ciddi olmanız gerekiyor. Ama birçok konuda da aklınızda hep bir ikilem var. Evet, imparatoriçe, içiniz var hayatınızda zaten. Peki, hmm. bir kısmınız için hayal, aklınızdaki kişi, bu bayan bir yere gidecek olabilir, taşınacak olabilir işi nedeniyle ya da okulu nedeniyle. Ee, ya da aranızda çok büyük farklılıklar olduğunu düşünüyorsunuz... Arkadaş grubunuz konuşuyor bunları... Siz de konuşuyorsunuz biliyorsunuz... O da konuşuyor aslında... Aranızda yoğun farklılıklar var... Toplumsal farklılıklar... Ama denge geldi bakın daha önce dengeniz bozulmuş... Şimdi denge geldi... Zafer kartımız birlikte ve öfke... Aslında Kılıç Prensi'nde buradaki öfke enerjisini... Daha hafif... Ee, bekletmişsiniz siz bu kadını sevgili arkadaşlar... Beklettiğiniz için bu kadın birazcık öfkeli olacak... Ama zafer kartı bunu çok yumuşattı. Hani artık birlikte bir şeyleri değiştirebileceğinize inanacak ama ilk olarak sizden bekleyecek bunu. Yani siz bir şeyleri değiştirmeye başlamalısınız ki o size inansın güvensin tekrardan bu ilişki başlasın olarak görünüyor. Evet sanırım durumunuzu iyileştirdik sevgili arkadaşlar. Uygulaması sizden söylemesi benden. Hadi bakalım şimdi ikinci desteğe geçelim. Evet ikinci destemiz turuncu destemiz sevgili arkadaşlar. Şöyle hatta gösterelim. Bakalım flört ederken hangi özellikleriniz karşı tarafa itici geliyor ve onu soğutuyor ve bunu nasıl düzeltirsiniz olarak soracağız. Şöyle kartları şöyle koyayım ki görün. Uzakta kalmasın. En sevdiğim kart geldi diyebilirim. Güvercin ruhu geldi. Huzurlu olun diyor sizlere. Muhteşem. Kartımızı daha alalım. Evet yer değiştirme. Şuna bir tane bir kart almak istiyorum her zamanki gibi. Mahkeme. Karma. Birinci destede büyü blokaj gelmişti. İkinci destede de karma sonucu meydana gelen bir durumdan bahsetti. Şimdi buradaki duruma bakacak olursak şöyle bir yani sevgili arkadaşlar birinci destede de aynen bu şekilde gelmişti ikinci destede kendinizi yenilemeniz gerekiyor bu deste kendinizi yenilemeniz gereken bakın yenileme kartı geldi gördünüz mü tetiktesiniz ama böyle bir tedirginsiniz kendinizi yeniliyorsunuz ama bir tetiktesiniz yolculuk var İlişkilerde sahiciliğe ihtiyacınız var, umuda ihtiyacınız var. Size karşı güçler hep kötüye kullanılmış. <laughs> o yüzden tetiktesiniz. Ama huzurlu olun, siz ve sevdikleriniz güvendesiniz dedi. Yeni ay yengeçte kartımız geldi. Bu aralar sabıra ihtiyacınız var. Sabretmeniz gerekiyor. Gizli lütuflar gelmiş. Çok güzel. Yani küçük küçük e, mutluluklar yaşıyorsunuz. Bu sizi hayata karşı daha dik tutuyor diyebilirim. Küçük küçük böyle güzellikler yaşıyorsunuz günlük hayatınızda. Bu sizin yaşam enerjinizi e, düz tutmaya yani yaşam enerjinizi e, bitirmemeye e, iyi geliyor. Sevgi dolu bir kalbiniz var. Biraz yaşlar büyük olabilir. 30-35'in üstü olabilirsiniz. Bu şekilde geldi çoğunuz için ee, sevdiğiniz kişiler çoğunluk partnerleriniz sizden hep küçük yaşta olmuş olabilir genç e, erkek görünüyor burada ama e, siz ise sabır edeceksiniz peki gelelim buraya yer değişikliği mahkeme kartı ve karma geldi yüzleşmeler açıkça konuşmalar mahkeme süreçlerinin uzaması bir yüzleşme sonucunda Bir yere gideceksiniz. Bir yerde kalma durumunuz kısa da olsa birkaç günlüğüne. Böyle bir durum sizi bekliyor. Ya da yaşadığınız olayları gözlemleme ve ders aldığınız süreçten geçtiğiniz bir zaman dilimini veriyor. Kendinizi asla suçlamayın diyor. Bakın huzurlu olun. Siz ve kendiniz güvendesiniz. Gücü kötüye kullanmışlar hep. Mesela e, karşılaştığınız erkekler veya da kadınlar işte polistir sizi yani gücünü kötüye kullanmıştır bu şekilde söyleyeyim ya da hakimdir gücünü avukattır gücünü kötüye kullanmıştır doktordur gücünü kötüye kullanmıştır ya da çok kişiyi tanıyordur gücünü kötüye kullanmıştır size acımasızca davranılmış bu yüzden sürekli tetiktesiniz ama kendinizi yenileyeceksiniz. Pekala bir bakalım kendinizi hangi konuda yenilemeniz gerekiyor? Üçüncü kadın yüzünden ilişkin zarar görüyor diyor. Sizi kamçılayan şey bu olmuş. Araya giren üçüncü kişiler, üçüncü kadın. Bir kadının varlığı sizi kendinizi yenilemenize sebebiyet verecek. tamahkar insanlara karşı para cimrisi, duygu cimrisi sana değersizlik hissettiriyor, incitici davranışlarda bulunuyor dedi tamahkar kartıyla. Aile ve arkadaş desteğiyle bu durumlardan hep kurtulacaksınız. Yenilenme size çok iyi gelecek ve çevreniz sizi sevenler ve belki çocuğunuz varsa o da destekleyecek. Yoksa içinizdeki çocuk yenilenmeniz gerektiğini söylüyor ve güzel günlerin sizinle birlikte olduğunu söylüyor. Güvercin ruhunun gelmesi sizin için çok güzeldir. Bakın en en e, huzurlu olmanız gereken e, kartı zaten bize verdi. Güvercin de çok güzeldir ve bu güvercin ruhunun, ruhu kartının enerjisine ben çok inanıyorum. Bakar bakmaz zaten huzur veriyor. Hiç endişe etmeyin zaten çok güzel bir kalbiniz var sevgili arkadaşlar. Siz aşkla, aşk hayatınız iyi gittiği zaman moraliniz çok iyi oluyor. Kötü gittiği zaman moraliniz çok kötü oluyor. Aşk hayatınız sizi belirliyor yani hani nasıl bir ruh hali içerisinde olacağınızı, işlerinizde başarılı, başarısız olacağınızı birazcık özel hayatınız size daha revaçta gibi görünüyor. Çünkü yeni ay yengeçte de geldi. Yengeç burcu olma ihtimaliniz yüksek. Ama tabii ki olmayabilir birçoğunuz için burada kendinizi yenilemeniz gereken durum. Şurada en basit anlamıyla bir saç baş işleri olabilir. Kuaför, bunlar bu işler olabilir. Saçınız sarı değilse sarı bile yapmayı düşünecek olabilirsiniz. Bir diğer anlamı ise üçüncü kadın yüzünden ilişkin zarar görüyor dedi ki. Dedi ya hani burada hangi konuda yenilenmeniz gerekiyor dediğimizde bu konu hakkında tutumunuz ne şu anda? Çok mu sinirlenip çok mu öfkeleniyorsunuz? Çok haklısınız bir şey demiyorum. Bu tutumu değiştirmeniz gerekiyor. Son derece sakin olmanız gerekiyormuş. Elbette ki oh çok güzel oldu. Tam da istediğim şey bu. Aldatılmak demeyeceksiniz. Aldatan kendini aldatır diyeceksiniz. Bunun benimle bir ilgisi yok diyeceksiniz. Onları o kendi kendilerine bırakacaksınız. Eğer ki çok böyle ipini saldıysanız da biraz artık bu üçüncü kadın yüzünden ilişkinizin zarar gördüğünüzün bilincine varmanız gerekiyor ve kızmanız gerekiyor. Yani ne yapıyorsanız hangi davranış şekli içerisindeyseniz bunu tam tersini yapmanız gerekiyor olarak geldi. Eğer ki erkek olarak beni dinliyorsanız ikinci desteği siz de kendinizi yenilemelisiniz ve başka kadınlara bakmamanız gerekiyor. Sevdiğiniz birisi olduğunda bir kadınla ilişkiye girdiğinizde artık benim sevgilim, benim flörtüm veya da benim evleneceğim kişi dediğinizde başka kadınları kesinlikle ve kesinlikle arkadaş da olsanız uzaklaşmanız ve dahil etmemeniz gerekiyor. İnanın aileniz size bu konuda çok destek verecek ve çok mutlu olacaksınız. Öte yandan Para cimrisi, duygu cimrisi gibi görüneceksiniz. İnsanlara değersizlik hissi veren, incitici davranışlarda bulunan bir erkek rolünde olacaksınız. Gücünüzü kötüye kullanmamanız gerekiyor. Küçük olaylardan, küçük mutluluklardan yaşam enerjinizi yükseltmeniz gerekiyor. Sizi seven kadınları es geçmemeniz gerekiyor. ve sizi seven kadınlara yağ sabır dedittirmemeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Kadınlara, hayatınızdaki kadınlara güvende olduklarını söylemeniz, onlara huzuru vermeniz gerekiyor. Onlara karşı gücünüzü kötü kullanmamanız gerekiyor. Yani bu bir söz olur, ağız dalaşı olur, kaba kuvvet olur. Bunları yapmamanız gerekiyor. İlişkide hani neyi değiştirmelisiniz konusunda sorduğumuz soruda bunlar görünüyor sevgili arkadaşlar şimdi sizin hangi özelliklerinizi beğenmiyorlar diye baktığımızda ise erkekler için söylüyorum dediğim gibi burada gücünüzü kötüye kullanımı olmayacak sürekli yani sizden sahicilik bekliyorlar yani e, gerçekçi olmanız lazım ...pasif olmayacaksınız... ...ilgili olacaksınız sevdiğiniz kişiyle... ...dediğim gibi bakın en önemli özellik... ...çok flörtöz bir tutum içerisinde olabilirsiniz... ...o kadınla da konuşuyor... ...bu kadınla da konuşuyor olabilirsiniz... ...bakın kadınlar umutlanır sevgili arkadaşlar... ...ve ne düşünür biliyor musunuz... ...eğer bir erkek sevgilisi olduğu halde... veya da eşi olduğu halde... ...başka kadınlarla sohbete giriyorsa... ...o evlilik de mutlu değil mutluluğu dışarıda arıyor, en ufacık bir boşluğunuzu bulduklarında sizi ihanete kadar çağırırlar, davet ederler ve size bunu yaptırtırlar. Çünkü kadınların bir umudu vardır. Bir erkek onlara ilgi gösterdiğinde kadınlar umutlanır ve eşinizi merak eder. Eşinizle ilgili aranızdaki duygusal bağ ile ilgili sorunlarınız var mı yok mu size sorar. Çünkü siz samimisiniz. Çünkü siz konuşuyorsunuz sohbet ediyorsunuz bu sohbette de eğer ki "Aa çok iyi filan derseniz size ulaşamaz ama eğer ki evet sorunlarımız var şöyle şöyle yapıyor böyle böyle yapıyor beni bunalttı derseniz işte o sırada tepenize binerler bu adam benim der artık nasılsa da geçinemiyor der. Ne yapar burada eşiniz veyahut da sevgiliniz sevgilinizse sizi bırakır flörtünüzse bırakır. Ama eşiniz ne yapacak? Ya. Bunları da düşünün. Yani ilişkilerinizde flört ederken hangi özellikleriniz karşı tarafı itici geliyor? Onu sizden soğutuyor dediğinizde kadınlarla olan ilişkilerinize dikkat edeceksiniz. Araya öbür kadınlar girmeyecek sevgili arkadaşlar. Lay, lay lom, olmayacak, konuşmayacaksınız. Ben bir sürü erkek görüyorum başını önüne eğiyor ya adam. Parmağında yüzük başını öne eğiyor. Hiçbir şekilde minibüste, otobüste, topu taşımada kimse kimseyle muhatap olmuyor. Öte yandan yanımdaki erkek benim fıldır fıldır gözleriyle elimi tutup da başka kadınlara bakıyorsa burada çok kötü bir durum var demektir. Bunu yapmamanız gerekiyor. Baktığınız kadın sizin bir kadının elini tuttuğunuzu görüyor ve diyor ki bu kızı şu anda benimle aldatıyor diyor. Ben bununla çıksam beni de aldatacak diyor. Boyu, posu, kilosu, fiziksel özellikleri, maddi durumu hiç fark etmez. Adamın gözü dışarıdaysa dışarıdadır sevgili arkadaşlar. Ama adam sadıksa sadıktır. Bu bu kadar basit. Flört dönemi niye var? Nişanlık sözlü durumları niye var? İnsanlar birbirleriyle biraz vakit geçirsin, tanısınlar diye bakalım dışarıda ne yapıyor? İşte misafirliğe geldiğinde annesinin evinde nasıl, kendi evinizde nasıl ve haline, vaktine bakıyorsunuz değil mi? İşte flört dönemi de önemlidir artık. Hani şimdi insanlar eskiden direkt istemeye gelip hani nişan filan oluyordu. Şimdi nişan öncesi oluyor bütün bunlar bu flört aşaması. İşte o sırada bunu yapıyorsanız bu üçüncü kadın meselesini araya sokuyorsanız, "Aa şu kadın ne kadar güzel", değil mi? "Aa bu kadının kıyafetine bak." Bunlar çok önemli ipuçlarıdır. Bir erkek size bunu söylüyorsa, "Aa kızın kıyafetine bak, çok beğendim." ya da "Aa ne kadar saçma giyinmiş." "Göz orada, başka kadın da." Buna dikkat edeceksiniz. Yapmayacaksınız bunu. Erkeklere söylüyorum. Kadın zaten artık soğur yani direkt soğur bu ne demek istedi ya der benim yanındayken başka kadına bakılır mı önüme çıktı diye bir şey yok sevgili arkadaşlar bir kadın benim önüme çıktı ben de göz göze geldim yok biz kadınlar önümüze bakıyoruz önümüze erkek de çıksa umurumuzda bile değil önümüzü görmüyoruz ya bakmıyoruz baktıramazsınız da ama siz maşallah fıldır fıldır görmeyeni görüyorsunuz teleskop gibi gözleriniz var en uzaktakini bile böyle görürsünüz. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Resmen bakın burada uyarıyor. O kadın diyor. Üçüncü kadınlara karşı dikkatli olmanız lazım. Sonuç bu. Şimdi ben yapamıyorum. Benim elim ayağım gözüm rahat durmuyor diyorsanız. Şimdi size bir kart seçeceğim. Bakalım ne yapmanız gerekiyormuş. Bir de tavsiye alacağız. Ben tavsiyemi yaptım. Bir de karttan alacağız bakalım. Öncelikle beni dinleyen bayan izleyiciler için bir tane alıyorum. Bakalım sizin tavsiyeniz neymiş? Bir de erkek dinleyicilerimiz için bir tavsiye alıyorum. Melekler seninle saflık ve sevgi dedi. Saf ve sevgi dolu olursan benzer enerjileri kendine çekersin. Sen saf kalırsan evren seni duyar. Herkes sevgiyi arıyor. Kendini sevgiyle donat. Evrene sevgi enerjisi yolla. Su yolunu bulur. Tüm dileklerini melekler biliyor. Tüm güzellikler seninle olacak. Zamanı onlara bırak, sevgiyle kal demiş. Sizler de e, yorumlar kısmına şöyle bir şey yazabilirsiniz. Tüm güzellikler benimle saf ve sevgi doluyum. Evet, tüm güzellikler benimle saf ve sevgi doluyum diye yazarsanız, ikinci destedeki e, yoğun enerjiyle enerjileriniz daha çabuk değişecek, daha e, kolektifle birlikte bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Herkes yani birbirimizi desteklememiz lazım artık sevgili arkadaşlar bu konuda, enerji yollama konusunda. Şimdi sıra erkeklerde bakalım erkeklere ne geldi? Erkek izleyicileri. İlişki sorunlarını şifalandır. Bakın direkt size geldi. Sorunlar seni yıldırmasın. Sorunların içinde çözümler de gizli. Şimdi onları keşfet. İlişkinde güzel günler gelecek. İnan ve bekle. Niyet et ve sorunlardan üstün olan aşkına güven şimdi. Olumlama. İlişkime artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkimden diyecek misiniz? Tekrar okuyorum. Erkekler için. İlişkime artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkimden. Başka bir şeyi karıştırmayacaksınız. Evet. İlişkime artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkimden. Giren çıkan sevgi olduktan sonra sevgi, sevgili arkadaşlar e, araya üçüncü kişiler gelemez. Anladınız mı? Yani bir kadını sevdiyseniz, hoşlandıysanız ona aşkınızı verin, sevginizi verin. Başka taraflara kanalize olup da yüzde yüzlük o saf aşk enerjisini yüzde yetmiş beşlere düşürmeyin, yüzde altmışlara düşürmeyin yüzde kırkını karşı tarafa verirseniz yüzde altmışlık taraf da burada insan kahrından geberir, ölür. Ne oluyor der. İlişki sorunlarını şifalandır. Erkek dinleyiciler izleyiciler için bu. Bakın bayan izleyiciler için ne geldi? Melekler seninle. Sizlerde bir hata yok biliyorum zaten. Yapabileceğinizin en iyisini yapmanız lazım sevgili arkadaşlar ilişkinizi şifalandırmanız için ne dedik tekrar okuyorum olumlamanız ilişkime sadece artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkimden diyeceksiniz başka bir şey değil yok e, bilmem ne arkadaşım yok annem yok babam yok akrabam şöyle söyledi sizden olmaz dedi yok işte sen başkasına bak bu kız sana olmaz yok bu kızın şusu var bu su var arkadaşlar sahip çıkma enerjinize ne oldu sizin? Erkeklere soruyorum. Bir kadına sahip çıkmanız gerekiyor ya. Bir kadına sahip çıkmanızı nasıl belli edersiniz? Sizinle birlikte olduğunu ispatlarsınız değil mi? <laughs> sahip çıkmayı gösterin. Herkese gösterin. Diğer erkekler de sizden görsün. Aa bak sevdiğine sahip çıkıyor. Demek ki benim de böyle yapmam lazım. Deyip sizden örnek alsınlar. Değil mi? Ne kadar güzel olur böyle bir şey. Kadınlar mutlu olsun artık. Kadınların yüzü çok asık. Aldatılıyorlar, ihanete uğruyorlar. Sözlü veyahut da fiziki şiddete maruz kalıyorlar. Evliliklerinde, ilişkilerinde, flörtlerinde bir flört durumunda bile mobbinge maruz kalınıyor. <laughs> ne kadar kötü bir şey. Gözler hep dışarıda. Hep üçüncü kadınlar karışıyor. Karışmaması lazım susturmanız gerekiyor bu kadınları artık. Burayı unutmayın. Evet sevgili arkadaşlar. Bu açılımımız da şimdilik bu kadar bitti. Demek ki bu şekilde düzeltebiliyormuşuz ikinci destemizi de. Başka istediğiniz bir açılım konusu varsa hemen yorumlar kısmına onu da yazın. Ona da bir bakalım. Ne oluyor, ne bitiyor hepsine bir bakalım sevgili arkadaşlar. Evet, hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Başka açılımlarda görüşmek üzere.